Devam edelim. Bekir Bozdağ Diyarbakır'da geride bıraktığımız saatlerde bir açıklama yapmıştı. Yıkılan binalarla ilgili sorumluluğu olduğu düşünülen 32 şüpheli hakkında işlem başlatıldığını açıkladı. O açıklamayı taşıyacağız ekrana. Sadece Diyarbakır'ımızda değil, bütün deprem yaşanan yerlerde Cumhuriyet Savcılıkları adli tahkikatları başlattılar. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, yıkılan binalarla ilgili soruşturmanın sürdüğünü belirtti. Bu işlerde dahli olan kim varsa bunların sorumluluklarının olup olmadığını tespiti ve değerlendirmesi için Cumhuriyet Savcılıklarımızda yetkileri çerçevesinde soruşturmalarını yürütmektedir. Diyarbakır'da da bu kapsamda 32 kişiyle ilgili adli süreç başlatılmıştır. Gözaltı işlemleri, ifadeler, diğer hususlar tamamlandığında elbette savcılıklar gereğini takdir edeceklerdir. Biz de süreçleri yakından takip ediyoruz. Bakan Bozdağ, Diyarbakır'da kurulan çadır kenti ziyaret etti. Diyarbakır'da şu ana kadar 7 çadır kent kurduk. Şu anda toplantı yaptığımız yer 8. çadır kentin kurulduğu yerdir. Burada 2200 civarında bir çadır kent kurulumu planlandı. Sosyal medyadaki dezenformasyona dikkat çekti. Vatandaşa seslendi. Yalanlara, iftiralara, algı operasyonlarına, siyasi veya gayri ahlaki hesaplarla ortaya konan haberlere lütfen itibar etmeyin. Piyasada dolanan yalanların hangisini yalanlayacağımızı şaşırdık. O kadar fazla dezenformasyon var, yalan var, algı operasyonu var. Devletimizin, resmi makamlarımızın açıklamalarına itibar etsinler.